Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her zamandaki gibi yine mutfaktan açılışı yapıyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Sabahleyin kalktık, malamaşa da baktık. Yine haliyle sütçümüz sütlerimizi almıyor. Gerçekten o kadar bir şeyliyiz ki bir el alsa da sütçü sütümüzü versek. Yani evine kadar götürmeye de razıyım sütleri. Bu sabah peyniri yaptığımda bak keseden boşaltmadım. Çünkü tarlaya gittik geldik boru çalıştırmaya ama çalıştırmadan geri geldik su çıkmayacak diye. Bunlar Arife'den iki gün önce, bir gün önce yaptığım peynir. Bunlar artık bidonu döşeceğim duzlayıptan. Zaten duzla dedim, suyunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu da dün yaptığım peynir. Bu iki gün daha dolapta duracak. Azıcık daha şey olması lazım. Hatta bir tane daha daşın altında da var peynir. Bu da yeni doğuran ineğinkinden yapacağım. Ona ama duzlamadan poşete katıp dolaba dipfrize koyacağım. Şimdi şunu anlatayım size. Ben peynir suyunu kettle'da kaynatıyorum sıcak. Sıcak kan içini tuzuna katıp bekletiyorum. Onu da göstereceğim. İki çeşitli peynir suyunu. Bu süzdüğüm aşağıda peynirin suyu. Dün akşamdaki su. Bakınız üzerine zaten şey olmuş. Bunu ben kaynatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Anne, peynir suyu kaynatıldığında peynir için ne faydası oluyor? Yağlandırıyor muydu? Sen söylemiştin ama. Hem yağlandırıyor hem daha çabuk salamur oluyor. Tadı çok güzel oluyor sudan. Ama ben ikisinden de yapıyorum. Normalde kendi yiyeceğimi bu şekilde yapıyorum. Bu kaynadığımda ne olacak? Aynı üzeri lorcuk gibi gelecek. Hı-hı. Ama bu normal süt lorcuğa da olmuyor. Değişti. Geleceği bundan şöyle küçücük bir kase bileni gelmez. Üzerine alırım. Sıcak kanı duzun açıyorum kaynadıktan sonra. Soğunca mesela bugün değil. Döşediğim peynirlere yarın dökeceğim suları. Bir gün dinlenmesi lazım. Hem bu su hem de kettle'a koyduğum suyu. Şimdi bunu ocağa koyuyorum ben. Şöyle koydum. Şimdi kettle'daki suyumuz kaynadı. Bu kovanın içine katıyorum. Böyle bir kettle daha kaynatacağım ben bunu. Şöyle tuzunu da katıyorum. 2 avuç. Zaten peynirimi tuzladıydım. Bu su iki gün bir dinleniyordu anne, bir gün mü? Bir gün. Yarın döşediğim peynirleri üzerine katacağım. Bir de dibindeki peynir suları olur onunla. Burada da suyumuz zaten kaynayamadı. Peynir suyu da. Onu da ayrı bir şeyin içine katacağım. Şu kaşıyla karıştırın. Bakınız bu da kaynayamadı. Bu asla pek bebe olmaz. Üzerinde azıcık bir şey gelir. Süt lorcuğu gibi, ayran lorcuğu gibi kesilemez kolay kolay. Bunu şey yapmak yok. Biraz tüpe masraflı değil mi yani? Aynen, uzun süre aynen. Olduğu için yani ama bayağı bir lorcu çıkmadı. Yerim için. Olacak aşağı ocak evim olacak ki kaynatacaksın. Hani odunu atacaksın altına iyi olur. Bizim de öyle bir yer yok. Biz sabah kahvaltısını yaptık. Daha oğlum yatıyor. Tabii ki sofra onu bekliyor da. Peynir döşedikten sonra baklavayı da boşaltacağız. Allah'ım kabul etsin. Dün vereceklerini verdim. Yarısına dağıttım saylanır. Zininin. Toplam 10 çeyre bile yememişizdir herhalde değil mi karnayı? Yani. Dün bir akşam yemeğindeydik biraz. Biraz da sabah. Şimdi sıra geldi peynirleri döşemeye. Yaklaşık bunlar 5 kiloluk sirke bidonu. Ama 5 kiloluk bidonun için asla 5 kiloluk peynir almıyor. 4. Can çatla 4'ü biraz geçiyor. Çünkü ben ölçtüm de yapıldığı için. Bunlar kendimin olduğu için ölçmeme, darkmama gerek yok. Bir tanesini zaten birine hediye etmeyi düşünüyor. O şekilde. Şunu yapmayacağım. Bunu size göstereceğim diye. Bu 1-2 gün daha dolapta duracak. Suyunu çekmesi lazım. Yoksa direktmen döşerseniz peynir erir. Şimdi bunlar maşallah büyük ya topaklara. Şöyle ben bunlara biraz ben peyniri buz ederim hani erimesin diye. Şöyle bu şekilde döşeceğim ben bunları artık. Allah'ım ağız tadından yedirmeyi nasip etsin. Yani peynir yapmaya taraftar değilimdim. Gerçekten işimin zorluğundan mal bak şey et. Hemen aşağıda çalıyoruz. Kardeleni mallığa doldu mu? Karden akıdı ve damızdığını diye. Kaç gündür öyle diyoruz. İnşallah alırlar sütçü daha 4-5 gün var yani. Şu olmasına. Yukarı mutfağa getiriyorum. Taşın altında da yarım saat durduruyorum. Ondan sonra şeye döşeyip bu şekilde tepsiye İlyen'in için dolabı geri koyuyorum. Çünkü delik delik olmaması için. Bakınız fark etmişsinizdir. Zaten yakından da gösteren öyle bir şeyliği yok peynirle.
fıskılığı yok. Aha. Kız yarın asfaltı da kızartan bari kardelen. Olur, sen seviyorsun bunu. Ben bugün eden diyordum, sen hazırlamışsın. Damla tarlaya gittik geldik. Hem üzüldük, yapacak bir şey yok. Allah'ım sağlık versin. Ama emek daha boşa gitti. Şimdi kararsız kaldı, ne yapacağız diye. Tabanca, 4 tane tabanca çalıştırıyor. Bu koca tarlaya 6 sulamalı. Yere göre işe gidecek, kalacak. Yani bir de yazın daha başlangıcındayız. Su temelli gideriz, emek boşa gidecek. Onun için sulamamayı düşünüyor. Bakalım ne edecek. Şöyle bunu aldırmam lazım. İncelem, döşemem lazım ki epey alsın içine. İşte bu şekilde ben bunları döşeceğim. Ha böyle dibe dibe. Bu bugün böyle daha bidonda, boş bidonda durursa susuz geri çöker. Bir topak daha içine alır. Aynen. Hep yani döşediğimiz öyle yapıyorsun. Hemen suyu katma. Ertesi güne. Suyun da dinle. Kettle çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor, daha kaynamadı. Tuzumuz da şöyle yakından gösterelim, bakınız. Bilir tuz değil. Gabadoz. Yani kirli tuz, peynir tuzu değil. Geçen marketlerde olur çoğu, böyle bakkallarda falan. 10 kiloluk torbanın içinde, 5 kiloluk torbanın içinde. Zeytine katacağınız, ondan sonra yaprağa katılacakları, salçaya katılacakları hepsi bu peynir tuzundan yapılıyor. Bilir tuzdan eriyor. Yani ben bunu neden anlatıyorum? Belki bilmeyenler vardır. Çok yorumlarda alıyorum ben özelden. Yazıyorlar, abla bizim peynir eriyor. Neden eriyor? Neden? Tuzu eksik olunca. Tuzdan da fayda ediyor. Onun için elimden geldikçe detaylı anlatmaya çalışıyorum. Hani bazı diyenler dolayı çok konuşuyorum diye. İşte bunu anlatmazsam da olmayacak. Onun için her zaman da diyorum ya, güzel yorumlarınızı, eleştirinizi bizlerden eksik etmeyiniz. Boş zamanım oldukça geceden gece inan okumaya çalışıyorum. Hele şu baklava ettiğim günü 1'de 1.30'da taksiden çıkardım davuldan, 2.30'a kadar yorumlar okudum. Seviyorum gerçekten. Kardelen de bazen hani kim yazmış, kim ne yapmış. Sizler bizlerimiz için önemlisiniz. Biz sizlerin sayesinde bu noktaya geldik. Değer ve önem verip de yazıyorsunuz. Tabii ki bizler de okuyacağız. Bu şekilde bunu böyle döşeyin artık ben. Şimdi bir yandan peynirleri döşüyordum. Suyumuz da kaynıyor. Bakınız dediğim gibi asla bu kesik kesik olmaz. Bunun artık tuzuna katacağım şöyle. Bunun da bu tuzu yeterli. Bir taşın daha kaynadıktan sonra bunu süzgeçten soğuduktan sonra çitinin içine süzeceğim. Yarın döşediğim peynirlerin üzerine dökerim. Dökerken tabii ki sizlere gösteririm yeniden. Aşama aşama olmasını istiyorum. Eğer bu ayran kesiyor olsaydı, ayrandan kestirseydim aynı bebe olurdu. Süt lobi gibi kesilirdi. Üçüncü hatta kettle'a yeniden su koyduk ki olmuş kan dedik. Maşallah yine böyle bidonlarda, dur şöyle gelin, 5-6 bidon olacak. Yani bunun aldığı bu 4 kilo falan. Bunu hediye olarak vereceğim. Bu da kendimi, benden çok peynir yiyen olmuyor. Ana, ben daha çok seviyorum oğlumuna. Şöyle küçük küçük dilimliyorum bunu. Hani bir şeylik çıkaram diye. Bunun şekilde, bunu da aynı şekilde yapacağım. Daha birini koydum dolaba. Daha bu keseden çıkacak, şu olacak diyen gibi. Yani iş gerçekten bu peynir işi ezberi bir iş. Tamam maşallah güzel para oluyor olduktan sonra, sattıktan sonra müşterim oldu mu? Ama işimden dolayı ben yapmıyorum. Yani sütçü sütü veriyoruz. Bizim daha işimize geliyor, kolay oluyor. Bu da kaynadı. Sizler belki yorumlarda soracaksınız anneme peynir satıyor musun diye. Maalesef satmıyor. Sadece işte bu bayram bu sütçüler sütü almadığı için yapıyor. Mecburlukta. Evet, yoksa yine yapmazdı herhalde. Bir bizim değil. Yani koca köyün sütü alınmıyor. Toplanan sütçü mandıra almadığı için haliyle her taraflar kapalı, süt gitmiyormuş. Onun için süt de gitmediği için sütçüler sütü toplamıyor. Bir hafta almayacaklar. Biz de mecbur. Koca köylü şimdi peynir ediyor herkes. Evet. Aynen. Herkesin evinde peynir düzeni var şimdi. Bak kapattım. Belki inanmayanlar da vardır. Hani ayran kesir peynir suyunu kestirin diye. Bakınız. Bak hiç üzerine bebe bileni gelmiyor. Deme. Ama bu su daha bir zor oluyor peyniri kaynatıp da. Ben çiğden katmıyorum. Bu peynirin suyunu kaynatıp da katıyorum. İşte bu şekilde bunları böyle döşeyin artık Gale. Şimdi arkadaşlar sabahleyin çekimi yaptık. Öğleyin de geçti. Bu arada akşam malına baktık. İşleri bitirdik. Kardelen pilavı pişirdi. Salatayı etmiş. Oğlum kardelen daha doğrusu mangal canı istedi. Tavuk çıkaram dedi. Kardelen de kanat türü olsun deyince
Oğlum da köyümüzde bakkal var, oradan almış gelmiş. Onları hazırlamış. Her zamandaki yapılan sostan yapmış kardelen. Evet. Çocuğunu salatasını hepsini etmiş. Bu çitiler ne diyecekseniz sabahleyin yaptım peynir suları. İşte bunlar da içinde hepsi de hazır. Bunu süzdüm. Yeniden bir daha süzülecek. Bu su peynir suyu kaynattım. Pilav da hazır. Peynirlerimizi oraya kenara koyduk. Sabaha kadar dursun. Az daha otursun diye bir daha döşeyelim diye. Ateşi malları baktım üzerimi değiştirmeden. Ateşimi de yaktım. Oğlum tandır istemedi. Mangalda istedi. Bakalım oğlumla biz yapacağız. Eşimi elini değirtmeyeceğim. Neden? Çünkü gerçekten yakıyor. Aslında ben tandırı daha çok seviyorum. Böyle yağda kızarmış gibi güzel oluyor. Çocuklar istemeyince mecbur biz öyle yapmak zorunda kaldık. İnşallah ateşim de öğer yavaş yavaş. Ondan sonra şimdi biz aşağıya ineceğiz. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, aşağı indik. Ateşimiz de yavaş yavaş övmeye başladı. Biraz daha bekleyeceğiz mi anne? Vallahi azıcık daha övesin diye. Babanın yaptığı hatayı düşmeyen diye. Doğru. Haberi sallıyoruz övsün diye. Sonra der benim yaptım beğenmediniz. Sizinki de böyle olmuş der. O der. Onda bir şey yok. Ana. Ne oldu? Vallahi ayaklı yine şöyle. Ne oğlum bunu? Vay gidiyor. Tamam tamam bir şey olmadı. Açıldı biraz daha. Necmi var abi. Bizim konu koyunca. Necmi kendisine öyle diyordu ondan dedim. Böyle sallayayım ki şey o ösünü yiyeceğim. Eti koyduk mu? Birden yanıyor o zaman da. Sen götürmedin ya lan bugün buralarda. Evet, ateşimizi övdü annemgilli bir yandan döşemeye başladılar. Bugün oğlumdan yapacağız. Bakalım yapacağız mı, ne edeceğiz? Açıklanacak gibi ya. He? Yanmaz, yanmaz. Babanla niye edeceğiz biz ona? Zaten yemekler de hazır yani. Pilav olsun, salata olsun. Bir yukarı çıkacağım ben katarım onları. Ramazan'dan yeni çıktığımızdan sanki böyle saat sınırımız varmış gibi hissediyorum. Bir olsun. Çevirme şeysi payı olmazsa diye. Yavaş hani, yavaş yapacağız. Nene. Sana da şey geliyor mu? Hani 8 ezan okunuyordu ya. He, değil mi? Sanki onu yetiştiremeyecekmişiz şeysi var bende şu an. Aynen. Gün. Allah'ın valisi neydi? Tutturmaya da nasip etsin. Evet. Biz önceden kardeş çocuktan su dökerdik. Güle güle gitsin güle güle gelsin. Ya. He. İlk defa duydum bak. Biz neden ne bileyim niye duydum çocuktan mesela ezan okundu mu su dökerdik böyle güle güle git güle güle gel diye. Annenen mi dedi birinden duymuşuz. Demek ki. Sonra o şeyi bıraktık. Tezgahladık değil mi? Ben elimi var. Koyarım. Şu tepsinin üzerinde. Olabilir. Ne içeceğiz? Ay duman çok geldi üzerime. Maşe daha o dur olmadı. Aynen ne olmuş? He. Daha şey olmaz çünkü. Bakalım işte yanacak. Sonra da düzelir değil mi? Epey şey oldu. Senin o gün yaptın mı böyleydi? He. Sen çok beklettin mi abi közde? Köz oldu hemen oldu ya. Ama bayağı da öldü değil mi bizimki? Evet. Şöyle bir sıra daha üstünü alıverem mi? Dur. Kardeşim dur. Gazlara. Ay gazlar. Oyanla, onları sen sürelim. Sen oyana gel gazları yerlerine bakalım. Sürengelenme. Bir boş tepsiye gözet oğlum. Doluşu var. O neydi? He, Arap. Komşumuz da köpeği var Arap. Kirli'nin kankası. Çevireyim mi? Bakalım bir de. Şöyle, ay şöyle kenarlarında koyalım tamam. Oğlum. Biraz seyrek döşenmiş değil mi? He. Çeviremeyelim bunu. Gayet iyi olmuşlar. Anne sen elinde yiyip çatal var orada istersen çevireceksen. Annem pek maşa kullanamıyor. Aa bunu yap şimdi boş lan. Hangini? Aa onu. Senin köz şey ya. Çok mu anne acaba? Çok kuvvetli köz değil mi? He. Kömür olduğundan işte. Ne deniyordu anne? Odun kömürü müydü bunlar? Öyle ben mi geçiyordu? Meşe. Teledinler meşe içerisinde. O pazardakinden alınanla yiyeceğim. Onları yakıyorlar yalan. Herhalde onlar tersiz oluyor. Hepsi alayım bakalım. Hadi bakalım. Şuna bakalım.
Sen onları çevir, ben kenarını koyayım. Gayet iyi oldu salladım, bence ya. Salladım. Allah. Yanlış. Al öyle salladım. Hadi çalışan işiydi bulduk yanımıza. Değil mi? Normalde yapmıyor abim ya. Geç geldin lan. Böyle şeylere pek gelmiyordu. He? Körükçümüz. Körükçü olduk aynen. Körükçü olduk. Hadi bakalım bu gece. Koyamadım lan. Babaannem de yemeği çağırdık. Şöyle babaannem de göstereyim sizlere. Bu arada babaanne çok uyumlu giymişsin. Bak, mor desenli kazak, mor desenli şey, ne onun adı, etek. Sultan teyzem, Şengül teyzem diyordu. Yenge soluk kesen de eşarpından, kazaktan, Şengül'den evet. Uyumlu giyiyorum her şeyim diyorlar. Evet. Bir bile böyle de giyiyorum. Terlikler de yeni mi? O çoktan da. Biz böyle terlik kullanıyoruz. Evet, babaannem kapalı. Olsun, biz olsun. Kapalı. İyi oluyor, kapalı. Renkleri şey, fark etmez. Aynen. Böyle bahçede giyiyor. Aynen. Evin önlerinde falan giyiyor zaten bahçede. Öyle babaannem demiş gibi. Ne oğlum, kömürüne çok mu döktünüz de yine kızıyor? He? Kömüre çok mu döktünüz? Bilemedim babaanne. Bu kömür kuvvetliymiş sen herhalde. Annem bayağı bekletti aslında közü de. Kömür az etmemişsiniz ya. Ya kömür az. Kuvvetli. İşte 5-6 gün vardı. Bir daha dövdüm. Ya oğlum etsin. Araya da harf çok kömürde. Ateş kuvvetli. Ondan ediyor. Hadi olacağım da sallaya sallaya. Tandır da ne bularak atıyorsun içine biçirin. Annem tandırı seviyor. Hiç bunu sevmiyor. Hı? Annem de tandırı seviyor. Çünkü yapması kolay ya. Sen yapması kolay olduğu için seviyorum. Ha, tadı olmuyor. Tadı da güzel oluyor ama. Tadı güzel oluyor. Ya, ben hadi. Beğenmiyorum onu. Ay şunları getir. Gol. Ben ne taraftakileri yeni mi koydunuz? Çevirdiniz. Çevirdik. Tamam biraz şöyle yakınlaştır da ayrı dur. Değil mi? Onlar şu an mı? Aynen. Sizlere aslında göstermek istiyorum ama gösterdiğimde duman çok geliyor. Sallayacağım lan. Abi yukarıda olsun, hadi onu itelemek istiyorum. Annem bir yandan alıyor. Bunlar tam kıvamında oldu anne. Değil mi? Yanmadılar. Şu hali bilmem. Babam bize de diyor. Bir şey olsa yansa sizin yaptığınız da bu. Aşağıda oldu mu harika oluyor. Sizi yukarıda çıkardım, hadi ateş alacağım. Babaanne sen şöyle arkamda durmasan da şöyle geçsen, takipçilerim seni görse, ses var, görüntü yok. Ebe nerede mi diyelim? Evet. Hadi. Buraya mı? Geç ha oraya bir yere, nereyi beğendiysen artık. Boş annem sen ya da. Sen daha şöyle kenarı koy. Ben çevireyim vallahi. Can çekiyorum bizim başla. Tel olacak bu sefer. Babaanne saat kaça geldi ya? 47 geçiyor 7. Ha gayet iyi. 8'i 10-12 geçiyor. Bu arada artık annem peynir yapmayacak değil mi? Ha. Çünkü sütçüler salmaya başladı akşam. Yani bu şeyde aldılar. Kurtuldum. Ha ya. Aşağıda mala bak, acaba oldu mu ki, boşalt. Dolapta yer kalmadı. Bunlar da var olmazsa yani. Komşular da aşağı, komşu yapalım. Osmu kesiyorum. Olabilir belki. Boş şeyler var, elimde. Sana ki kendim oruç gibi istedim, açsam da. Ben de işte ezan okuyacak telaş varmış gibi hissediyorum ben de de. Evet, tavuklar katılmamış. Bir de unuturuz, aklımızdayken gidelim onları katayım gele. Bizim her gün şu muhabbet olur artık, kim tavuk kattıysa. Katmayan kişi sorar tavuklar katıldım diye. Özellikle annem sorar bunu muhakkak. Ya babama sorar ya bana tavukları kattınız mı diye.
Bunların işkilme niyetleri yok herhalde. Bu tavuğumuzun rengi deseni çok güzel. Bakalım, iki tane kurt tavuk yatırdık. Bir de komşumuz kuluçka makinesi yatırıverdi. İşte tavuk yumurtası. İnşallah çıkarlar. Biz hani tavuk yumurtasını seviyoruz. Tavuk beslemesini seviyoruz. Bu yüzden annem çok çıkmasını istiyor yani. Hadi git bakalım. Bu arada dün annem gibi bahçeye damlamayı döşediler. Onu da sizlere söylemeyi unuttum. Tavukları da kattım. Babam evdeyken, dün tabii birinci bayramdı ama hani bir yere gitmediğimiz için herkes evde olduğundan onlar da bu işi hallettiler. Şöyle annem şurada çileklerimiz ekilmişti. Onlar hala aynı şekilde duruyorlar. Pek bir gelişme yok. İnşallah da tutarlar. Şöyle çilekler ekilirken marullar çok küçüktü. Onlar güzel olmuşlar. Büyüsünler de yemesi tazecik güzel oluyor. Mercimek köftesine falan çok seviyorum. Şöyle kenarda da yine ıspanaklar var. Bu arada işte fidan alınacak bakalım. Onlar dikilecek. Ayın 14'üne geldik. Ne zaman dikecek annem bilmiyorum. Ay pardon. Şöyle ıspanakları gösterecektim. Bu ağaç fidanlarımız da tutmuş. Ama hangisini onu bilmiyorum açıkçası. Buradan bir tanesi kiraz olması lazım da. Acaba bu mu ki? Her zaman da söylüyoruz. Nanemiz de güzel oluyor. Onu da artık yakın zamanda biçeriz. Burada da var fidanımız ama yine de tabii ki alacağız. Şu domates çok güzel oldu. Evet, ben gelesiye kadar ne oldu? Az kalmış. Şöyle tenceredekileri göstereyim. Bir daha öyle. Hayır ya, sana öyle geliyor. Ben bu ateşi sevmedim, ateşi. Annem bir daha tantı da yapmayacak ama yanlış oldu, mangal da yapmayacak. Zaten pek yapası gelmiyordu, hiç yapmaz artık. Abin katırı yıkayacaksın dedim. Eşeğin semeri miydi? Katırı mı? Katırı. Eşeğin... Neydi bir şey iste. Eşeğin semeri. Ne? Arkası yok gibi. Emmimdi işte. Tabii o çiftlikte çalıştığı Sorun, için ya, onun iş yerinde bayram falan olmuyor. Yani sonuçta hayvanlara izin olur mu? Olmaz. Mecburen işte şu an. Çeviriyorsun, çeviriyor. Ha ona, ha o da dur. Bu ak bir şey olsun. Bunu çevireyim mi? Boş, oraya salla annemle. Arada neden öyle tutuşuyor ansızın anne? Ya. Ateşte yandığı için tutuşu oldu zaten. Az az zaten. 2-3 şey vardı değil mi? Bu arada belki sizler diyeceksiniz, Necmi niye yemeğe gelmedi, geliyordu diye. Onlar da mangal yapacaklarmış bugün. Bayram olduğundan şimdi çoğu insan artık yapıyor mangalını. Ya illa yapılacak diye bir şart yok da, ne bileyim, herkes bayramda böyle şeylere özen gösteriyor. Ben yukarı çıktım, geldim, salatamı falan tabaklara koydum. Ben gerisiye kadar da bitmiş zaten. Satır 2-3 şey kaldı. İlk olanlar hafif yansa da anne, bunlar hiç yanmamış sanırım. Bir göstereceğim mi? Gözünüz iyi oldu ya. Daha nasıl olacak? Ha, bu aynen. İyi oldu. Baksana çok güzel. Olur beyin. Şunları alayım mı bari? Açık daha duruyorsun. Ne mi boş bundan? Ne oldu ki? Demire falan mı denk geldi? Çeviriyorsun ya. Abi sallamacı, ben çevirmedim.
Kızım bir tane buz olsa da bir şey edecek bu. Çözme o kadar ferli bir şey işte. Kızartacak. Su döksek gözünü alsak bu da mangal bir şey olur. Denir. Yere devrilir et ayakları. Yere devrilir et ayakları. Ters kapatı böyle. Öyle kapatı. Seni hazırladın mı kardeşim? İçeriye mi? He. Mutfak diyorduk ya. Ben kafam ben de bir an içer demeyeceğiz diye şaşırdım da. Şey gitti gal içerdi. Kalabalık. Tamam doğru söylüyorsun. Ona kafam gitti. Babaanne üşüyor mu sen? Ben yiyeceğim ben. Üşümem. Terimi de var da. He. Evet, sobaları bayağıdır. Allah. Bir geçenlerde annem de yaktı akşamları. Hem gündüz yaktı hem akşam yaktı. İki gündür yakmıyor. Aynen. Rüzgarlıydı o günler çünkü. Evet, yenice yukarı çıktık. Annem de etleri koydu tabağa. Anne bence babam buna 100 puan vermeli. Ya, ya da 10 üzerinden 10. Çünkü güzel oldu. Gerçekten elinize sağlık. Yanmış. Afiyet olsun şimdiden diyelim. Bir de o ayakkabılarla tamam. Evet. Olmasın. Ama şurada katıverin mi? Halkın diye bayanı. Şöyle baklavamızdan var. Bugün de annem baklavaların birazını sızdırmazlara koydu. Derin dondurucuya. Birazını da buzdolaba koyduk. Normal yerine yiyelim diye. Zaten girip çıkıp sürekli baklava yiyoruz. Bir daha kızma yiyeceğim zaten. Aynen bayramlarda hep böyle oluyor. Şeker şeker bayramı. 30 gün verdiğimizi geri alacağız. Öyle olacak harbiden de anne. Kaç su bardağı kardelen bu? 1,5 su bardağı. Az etmişsin ya. Normalde 2 su bardağı yapıyorduk ya. Aynen. Ne bileyim. Bu yeterli diye düşündüm bugünlük. Babam geldi mi ya? Yok hala çıktı. Televizyon bakmıyor. Evet artık soframız hazır. Bugünlük de videomuz bu kadardı. İnşallah videolarımız beğeniyorsunuzdur. İnşallah. Evet anne sen mi sonlandırdın diyemedim. Hoşçakalın.